Evet, önümüzdeki günlerde bunu tartışmaya devam edeceğiz. Siyasetin gündemi de seçimle birlikte orta vadeli program olmayı sürdürecek. Elbette dün bir basın toplantısı vardı. Orada sadece ajanslar kabul edildi. Şimdiye kadar zorunlu olarak, rutin olarak yapılan o enflasyon raporları basın toplantısı, basın tanıtım toplantısı dışında mevcut Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın herhangi bir basın toplantısı düzenlemediğini not ederek başlayalım. Dünkü toplantıya da sadece ajanslar katılmıştı. Yani tam anlamıyla bir basın toplantısı değil. Sayın Şeref Oğuz'un da söylediği gibi birçok soru var, sorulması gereken teknik analizler de var. Bunları henüz sorma fırsatı bulamamıştık. Umuyoruz önümüzdeki dönemde sormaya çalışırız. Bu sorulardan birisi elbette orta vadeli programın hedeflerinin ilişkileri en önemli gösterge ülkede bir ekonomide biliyorsunuz büyümedir. 2024 yılı itibariyle büyümenin %4'e çekileceği, %4 olacağı hedefleniyor orta vadeli programda. Biliyorsunuz bizim potansiyel büyümemiz %5 olarak hesaplanıyor. Bunun değiştirilmesi gerektiği yönünde teknik analizler var ama şu anda %5 genel kabul görmüş durumda. Potansiyel büyümemiz şu %5'lik büyümenin anlamı şu, daha önce yapılmış bir hesaptı. Türkiye ekonomisinin başının belaya girmeden, enflasyon yaratmadan istikrarlı biçimde büyüyebileceği azami orandır %5. Bunun biraz daha aşağıya gelmiş olması muhtemel ama öyle veya böyle 2024 itibariyle %5 potansiyel büyüme hedefinin altında ya da potansiyel büyümenin altında bir %4'lük büyüme hedeflenmiş durumda. Basın toplantısından ve önceki analizlerden biliyoruz ki 2024 yılında talep düşecek. Seçim nedeniyle bir miktar artıyor olması elbette mümkün. Ancak bildiğimiz şu ki 2024 yılında başta ücretler olmak üzere halkın alım gücü baskılanacak. Dünkü toplantıdan çıkan mesajlardan birisi ücret artışlarına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanı kesinlikle 2024 içerisinde enflasyon hedefiyle uyumlu ücret politikası izleneceğini söyledi. Demek ki 2024'te ben her ne kadar %5 potansiyel büyümenin biraz altında %4 diyorsam da %4 Türkiye için bu ekonomik dezenflasyon döneminde, bu ekonomik yapı içerisinde Avrupa'daki ve Amerika'daki küresel riskler devam ederken oldukça önemli bir oran %4. Peki nasıl olacak bu büyüme? Talep baskılanacağına göre, çünkü Türkiye nereden baksanız 15 yıldır net faktör verimliliği olmadan talep ağırlıklı olarak büyüyor. Bir miktarda ekonomik dönüşüm var elbette. Geriye kalıyor 2024 için ihracat ve yatırım. İhracatta da sınırlı bir artış öngörüldüğünü görüyoruz. Onu da bir %4'lük büyüme içerisinden biraz etkisini azaldığını söyleyebiliriz. Geriye kalıyor yatırımlar. İki önemli not var burada söyleyebileceğimiz. Birincisi Cumhurbaşkanı konuşmasında Merkez Bankası tarafından finanse edilen yatırımların ki bu da yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı. Pek alışılmadık bir durumdu. Yatırım taahhütlü kredi programı açılmıştı Merkez Bankası'nda. Bunun devam edeceğini söyledi. En son geçtiğimiz yıl Mart ayında buradan verilen kredilerin 111 milyar lira, 110 milyar lirayı aştığını biliyoruz. Yeni bir açıklama gelmedi. Ancak devam ettiğine göre kredi programı oradan çok ciddi bir kredi genişlemesi olacak. Hamle programı olsun, başka programlar olsun şu anda kredi programları devam ediyor tarafından, kamu tarafından. 61 sanırım son bir tane daha eklendi. 62 oldu. Proje bazlı destek programı Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan tüm bunların ilişkilerin tam olarak kuramıyoruz. Ve Hazine ve Maliye Bakanı'na elbette yurt dışı yatırımların da portföy yatırımlarını kastetmiyoruz. Doğrudan yatırımların da ne kadar geleceği konusunda ya da bu konudaki gelişmeler konusunda bir soru sorma fırsatımız olmadı. Ama önümüzdeki gündemin tartışılması gereken gündemin rahatlıkla 2024'te büyümeyi yatırımlarla ve bir miktar ihracatla yapacaksak bunun için neler yapılacağı, nasıl finanse edileceği, çünkü bütçenin finansman gücü çok sınırlı.
sorma fırsatı oldukça önem taşıyor. Bu da Ankara'nın en önemli tartışma konularından birisi OVP bazında elbette.